Nurettin Nebati açıklama yaptı. Asgari ücreti emekliye verilsin, hakları da dedi. Fakir fukaraya vermek bereket getirir dedi Nurettin Nebati. Nurettin Nebati'nin Tayyip'in ne farkı var? Diyanet İşleri Başkanı ne açıklama yapıyor bu böyle konularda? Ne diyor? Emekliye verilen promosyon haramdır diyor. Bunlar yani bunlar Müslüman mı? Diyanet İşleri Başkanı Müslüman mı? Tayyip Müslüman mı? Nurettin Nebati Müslüman mı? Peki 6 yaşındaki çocuğa tecavüz ediliyor. Ne diyorlar? Takipçisi olacağız diyorlar. Ensar Vakfı'nda 45 tane çocuğa tecavüz ettiler. Muhalefet meclise getirdi. Mecliste ne oldu? Bir kere demiş olmadı. Meclise o zamanın bakanı bir kere bakanı mıydı? Gene grup başkanı bilemiyorum. O hanım gene Özlem Hanım bir kere bir şey olmaz dedi. Adalet Bakanı çocukların rızası varmış dedi. Peki bu 45 çocuğa tecavüz edildi. Meclise geldi. Mecliste ne oldu? Mecliste AK Parti milletvekilleri tarafından görüşme reddedildi. Yani araştırma reddedildi. Reddedildikten sonra biz büyük başarı sağladık diye ne yaptılar? Meclise karlı kızlı erkekli birbirine sarıldılar. Ki kutladılar bunu. Şimdi neymiş? Bu tecavüzlerine takipçi olacaklarmış. Bunlar kendilerine tecavüz edilse dahi takipçi olmazlar, memnun olurlar. Çünkü bir kere de bir şey olmuyor ki. Yeter ki alışkanlık yapmaz onlar için. Konuşacak çok şey var ama yani şimdi aklında yok yani. Ekonomi nasıl abi? Nasıl gözlemliyorsun ekonomiyi? Ekonomi onlar için çok iyi. Ekonomi onlar için çok iyi. Maşallah. Çıt maaş, 3 maaş, 5 maaş alıyorlar. Dolar neymiş adam 3 bin lira, 5 bin lira maaş alıyor. 3 bin lira, 5 bin lira dolar mı alabiliyor? Dolar alanlar, euro alanlar onlar. 10 sene önce asgari ücrete kaç tane çeyrek altın alınıyordu? Şimdi asgari ücrete kaç tane çeyrek altın alıyor? 2006'da 200 TL çıktı piyasaya. 2006'da piyasaya 200 TL çıktı. O 200 TL 132 dolar alınıyordu. 200 TL'ye 132 dolar alınıyordu. Şimdi kaç dolar alınıyor 200 TL'ye? Anla işte yani bu 10 dolar bak. 132 dolar alınıyordu 2016'da. 200 TL'ye piyasaya çıkan gizliyle şimdi 10 dolar 12 dolar alınıyor. Yani bunun ekonomik neresi de bunun? Demek ki ekonomi sıfır yani. Ekonomik Bulgaristan'ın levası kaç paraydı o zaman? Bulgaristan'ın levası kaç paraydı? Şimdi kaç para? Bizim Bulgaristan'ın bir levası bizim 12 lira mı? 12 lira ya. Buyur. Yani onların bizim Türkiye'de onlar levası işlem görmüyordu. Bulgaristan levası Türkiye'de işlem görmüyordu. Şimdi Türk parasıyla 12 lira. Daha bunu ekonomiye söyleme bir şey gerek yok. Bunu kim yapıyor? Kim yapıyor bunu? Bunu yalaka şerefsiz destekleyenler yapıyor. Onların kabahati yok, onlar haklı. Onlar sığırı güdüyor. Sağda sığırı çobanlık yapıyor. Bunu sığırlar, onları destekleyen, onlara o fırsatı veren şerefsiz destekçiler yapıyor bunu. Kabahati onların, yalakaların. Kendisi 3 bin lira maaş alıyor, 5 bin lira maaş alıyor, 120 bin lira maaş alanlara destek veriyor. Onlara kabahati yok, onları ben haklı buluyorum ben. Çünkü sen onların bir bal kaymak yiyorlar. Ne diyorlar? Kestane balıyor. Ne? Anzak balıyor. Bal kaymak diyor onlar. Kahvaltılarda aklımıza gelmiyor da şimdi. Onlar haklı. Onlara destek veren mallar da kabahat. Nasıl düzeleceğiz abi? Çare nedir? Nasıl düzeliriz? Düzelmez. Yani Kılıçdaroğlu da bunu düzeltemez. Yani nasıl düzeltecek? Ancak zaman geçer. Düzeltmeye çalışacaklar ama zaman geçer. Çünkü düzeltmelerine de fırsat vermezler. Bunlar ahlaksızlar çok güçlü. Ahlaksızlar ahlaklılardan çok güçlü. Türkiye'de ahlaksızlar ahlaklılardan çok güçlü. Onun için ahlaklara ahlaksızdan güçlü olması lazım düzelmesi için. Ahlaklılar ahlaksızlardan güçlü olması lazım. Ama şu anda Türkiye'de ahlaksızlar ahlaklılardan çok güçlü. Güçlü değiller. Zor.
sadece cahiliyetten oluyor bu, güçten işte değil. Ben cahilim, ben cahillikten herhalde. Tabii ki zaten cahillerden alıyorlar şey oyu. Eğitim sisteminden başladı zaten. Zaten oyu cahil kesimden alıyorlar. Tabii. Niye ok yani tahsili kesin alamıyorlar? Cahil insanı bırakması lazım ki oyu toplayabilsin. Bilinçli bir insandan toplayamıyor. Şu an dersime baktığımızda, Tunceli'ye baktığımızda en düşük oyu oradan alıyor. Neden? Çünkü Türkiye'nin en okumuş kültürlü memleketi çiftçi, orası. Çiftçi traktörü satıyor. Tarlasını satıyor. Ama dün destekleyenler, oyu verenler onlardı. Aynen. Ya dün çiftçiler bugün traktörünü satıyor, tarlasını satıyor. Yani besili ineğini satıyor, süt veren ineğini satıyor. Ama destekleyen onlardı. Bugün düştüğü hale bak. Ekonomi dediğim gibi ancak öyle olur. Adalet. Bir de ikincisi, ahlaklılar ahlaksızların güçlü olduğu zaman düzelir. Başka türlü düzelmez. Teşekkür ederim abi, çok şey değil. Ben teşekkür ederim. Sorayım mı? Bakan Nebati açıklama yaptı. Asgari ücrette emekliye verilsin hakları da dedi. Fakir fukaraya vermek dedi, bereket getirir dedi. Yani fakir fukaraya vermek bereket getirir diyorlar da pek bir bereket bırakmadılar bu ülkede. Peki vatandaş neden fakir fukara konumuna sokuldu? Vatandaş zaten fakir fukara konumuna sokmadı, o konuma getirildi. Yani bir fakir insan vardı, bir zengin insan vardı. Orta sınıf bir kesim vardı. Bunları tamamen yok ettiler. Ya zenginsin ya çok fakirsin. Hani insanlara bakıyoruz, diyorlar ki alışveriş çok güzel, herkes alışveriş yapıyor falan filan, ama inanın ki öyle değil. İnsanların cebinde para yok, insanlar mutlu değil. Şöyle insanların yüzüne baktığın zaman hiçbiri mutlu değil. Bu daha öncesi bu şekildeydi. Hani bir alışveriş yapıyorlar, giriyorlar falan ama çok kısık bütçelerle. Bir asgari ücret şu anda 7 bin lira, 8 bin lira ama bir ev kirası da şu an bu para. Bu adam alıp da hangi çocuğunu besleyecek, kendine bir şey mi alacak, hiçbir şey. Yani o kadar kötü bir durumda ki şu anki asgari ücretler. Yani tamamen açlık, açlığın da daha diplerinde yani. Hani bu şekil, bunların düzelmesi, bu iktidarın gitmesi demektir. Ama nasıl olur, altılı masaya baktığınız zaman orada da bir çözüm bulamazsınız. Orada da bir çözüm yok. Çünkü solcusu var, sağcısı var, İslamcısı, hepsi bir var ama sonuçta bir HDP var. Bir HDP'yi dışta bırak diyor. O taraf da dışta bırakıyor. Şimdi HDP hangi tarafa giderse o taraf güçlenecek. Ama ortada kalmış. Yani kendileri aralarında bir barış sağlayamıyorlar ki halk nasıl barış sağlasın aralarında. Önce bir kendileri bir potansiyel, bir barış sağlamaları lazım. El ele tutması lazım ki peşinden giden halk da birbirlerinin elini tutması lazım. Sen MHP'lisin şöyle, sen CHP'lisin, sen şöyle, sen AKP'lisin, sen HDP'lisin böyle, ne yapıyor? Bu particilik zaten bölücülük demek. İnsanları bölüyorlar. Kendileri birleşemiyorlar. Ya bir MHP'li ile HDP'li, Devlet Bahçeli, Selahattin Demirtaş şu an gitsinler el ele tutsunlar. Yarın bak şu halk hepsi el ele tutuşuyor. Ama çözüm noktası yapamıyorlar, bir birleştiremiyorlar. Yani Türkiye'deki siyaset tamamen rezalet yani şu anda. Demek istediğim bunlar. Teşekkür ederim. Bakan Nebati açıklama yaptı. Asgari ücreti verilsin, emekliye verilsin hakları da dedi. Fakir fukaraya vermek bereket getirir dedi. Yani eğer zaten biz fakir fukaraysak başka bir şey, yani fakir fukara eğer veriyorsa biraz düşünmeleri gerekiyor. Yani bizi fakir fukara yapan bir sistem ne kadar düzgün olabilir ki, kalkıp bize fakir fukara diyorlar. Zaten hakkımızı almamız gerekiyor bizim. Niye fakir fukara olalım ki? Adam 50 yıl boyunca çalışıp sigortasını yatırmışsa, kalkıp aç geziyorsa, fakir geziyorsa zaten bu adamın suçu değil. Yani önce bunları düşünmeleri gerekiyor. Biraz daha laflarına şey yaparsa, insanları incitmese güzel olur. Peki nasıl düzeliriz? Çare nedir? Çaremiz nedir? Anca güzel bir zam yaparlar asgari ücreti, emekli maaşlarına. Enflasyon düşer. Enflasyonu düşürürler. %100'den tekrardan %10'un altına düşürürler. Ondan sonra da her şeye zam yapmayı artık bırakırlar. Boşuna yaptığımız harcamaları keserler. Yani dışarıdan gelenlere değil de önce bir kendi ülkemizdekilerine bir yardım ederiz. Anca o zaman belki birkaç yıl içerisinde düzelme görürüz. Kim oy vereceksin sen 2023'te? Var mı aklında bir isim? 2023'te aklımda olan isim, altılı masadan bir adayı bekliyorum. Güzel bir adayı bekliyorum. Olmasa Cem Uzan da olabilir. Neden Cem Uzan genç parti? Ya Cem Uzan adam yani gençlerin halinden anlıyor en azından. Ya bize kuşağı şeyle değil de insan gözüyle bakıyor en azından. Nebati açıklama yaptı. Asgari ücrette emekliye verilsin haklarıdır dedi. Fakir fukaraya vermek bereket getirdi dedi. Fakir asgari ücreti emekliye verilsin haklarıdır dedi. Fakir fukaraya vermek bereket getirdi dedi. Ne anlama geliyor? Abi anlamı çok da bir şey diyemiyorum ben. Fakir fukara diyor vatandaşa, verilsin diyor. Bereket getirdi diyor. Vatandaşı kim fakir fukara yaptı? Bu yönetim yaptı. Yani onu öyle demesine bir gerçek yok.
Peki böyle bir cennet vatanda fakir fukaralık çekmek doğru bir şey mi abi sence? Yeraltı kaynakları, yer üstü kaynakları... Yeraltı kaynakları bitti artık. Gemi artık karaya oturdu. Gemi karaya oturunca artık yeraltı kaynakları arama. Sorumlusu kim bu cennet vatanı bu hale getiren abi? Sorumlusu bu devleti yöneten insanlar hep yani. Sen ben, senden seçiliyor gidiyorsun meclise, ondan sonra orası unutuluyor artık, vatan sen burada böyle bekle. Yani öyle, doğrusu bu. Değişim şart mı abi şu anda gözlemlediğin kadarıyla? İnşallah. Ben değişimden yanayım. Var mı aklında bir isim Türkiye'yi refaha kavuşturabilecek? Var ya işte, bu memleketi 80 yıl, şimdi 20 yıl bu itidar yönetti. 80 yıl bu Kemal Atatürk'ten beri, Gazi'den beri bu memleket yönetilmiş, bütün devlet, bütün altyapıları, bütün yeraltı kaynakları duruyordu da 20 yılda hepsi yönetemedi miydi? Bu insan yok muydu başka? Derlerse de bu mevcut iktidardan başka sanki yönetecek insan yoktur. Bazı insanlar, bazı kafalar diyelim. Ama bu memleketi Gazi Mustafa Kemal Atatürk çıkmış kaç sene, 100 sene önce. Burayı yönetmiş, kurmuş. Bunun gibi bundan beri gelen insanlar yok mu? Bir sürü var. Ne beyinler var? Dünyayı Türk, dünyayı Türk beyni yönetiyor bak. Her dünyaya git. Dünyadaki bak, Avrupa'daki, dünyadaki bütün güzel kuruluşların başlarında hep arkasında bir Türk vardır yani. Türk beyinler süperdir yani. Ben sana söyleyeyim ya, işte Amerika'da görüyorsun ki kalbi ilk defa dışarı çıkartıp taşıyan Mehmet Öz, yani örneğin bir örnek, küçük örnek. Küçük örnek. En küçük örnek yani. Ondan sonra dünya yayıldı yani. Dünyada her, Amerika'da Ford'un başındaki bir bayan, Türk bayan vardı Ford'un başında. Yani Coca-Cola'nın başında Türk var. Dünyada aldı şimdi yönetiyor her tarafa. Yani bu insanlar teknoloji, bilim, kaç yıl önce bu mühendisler bu fabrikalara köprüleri kurarlarken bu insanların hiçbir kafası yok mudur o zaman yani? Öyle bir şey demek bu insanlara saygısızlık olur. Bu Türk milletine çok büyük saygısızlık olur. Onun için Cenab-ı Hak hayırlısı neyse onu yapsın kardeşim. Bakan Nebati açıklama yaptı abi. Evet. Askeri ücrette emekliye verilsin hakları da dedi. Fakir fukaraya vermek bereket getir dedi. Ne alaka? Niye öyle açıklama yaptı bilmiyorum. Allah, bildikleri bir şey vardır. Ne biliyor abi? Mesela senin benim bilmediğim şeyleri bilirler onlar. Allah Allah, tövbe aşağı. Bizden üstünler mi abi? Bereketinin anlamında değil de yani... Yani bu konu mu var galiba? Vermişler, İlah gibi bir konu mu var? Rab bir vermişler konu mi? Yok, vermediler abi. Onları bilmedi. Verecekleri bir şey vardır ki öyle söylüyorlar. Onların benim aklımdan üstün olan neyi var abi? Şimdi öyle bir tek şey üstünlük yok. Üstünlük takvadadır. Allah Hayır. Azze ve Celle bunu bildiriyor tamam, bana. Doğrudur. Tamam. Bunun benden ne üstünlüğü var? Bu ilah mı, Rab mı? Hayır. Allah mı? Belki o senin Tabii daha aşağı. Bu dini konuda daha bilgilidir. Senden benden daha bilgilidir. Benden bilgili olamaz. Olamazsa o zaman sen daha cevabını verirsin o zaman. Tabii ki verebiliyorum. O zaman cevabını verirsen bana sormana gerek yok yani. Tamam. Sen dinden çıkarsın. Biz bak, gençlerimiz şu an deist oluyor. Şu an gençlerimiz deist oluyor. Neden deist oluyor? Onda doğru. Üstünlük verir. Senden sanki bunda bir üstünlük var dediğin zaman gaybı sadece Allah bilir. Semih olan Allah Azze ve Celle'dir. Ya bazı insan dini bilgileri mesela örneğin benden daha bilgilidir bu konuda. Belki benden daha çok okumuştur. Tabii ki okumuştur bu dini bilgileri ama ona göre de söylüyor. Ben ona bir şey diyemem. Ama sen diyorsan ki ben onun da... Din oldu mu tamam, her şey tamam mı oluyor? Öyle değil. Öyle değil. Bak, bereket. Yani bereketin ne olduğunu biliyorsun herhalde. Yani berekettir demek istiyor. Mesela örneğin 1 lira da birine sadaka verdiğin berekettir. 1000 lira da verdiğin berekettir. Yani bunu demek istiyor. Sadaka mı veriyor vatandaşa? Hayır hayır, ben onu söylüyorum. O demiyor. Peki abi, neden bu vatandaş fakir fukara? Yani kim fakir fukara? Öyle dedi Nebati. Fakir fukaraya vermek bereket getirdi. Fakir fukara dediği zaman şu sokakta yatanları söylüyor. Onlara söylüyor. Ama onlar için deme dedi ki askeri ücretle emekliye vermek dedi. Askeri ücretle emekliye vermek dedi. Demedi fakir fukara. Sen sokakta yatan demedi. Ben duymadım. Dedi ki bak, askeri ücretli emekliye verilsin haklarıdır dedi. Evet. Fakir fukaraya vermek bereket getirdi dedi. Doğrudur, belki bereket getirir. Nereden biliyoruz getirmediğini, nereden biliyoruz? Değil mi? Getirir mi? Allah o bereketi verir mi abi? Niye vermesin abi? Yani niye vermesin? Yani niye vermesin? Vermezsen peki, vermezsen. Hadi vermediğini düşün. Vermezsen diyebilir mi ki verdiğin zaman bereket getirir? Bak, fakir fukara diye. Zengine verdiğin zaman bereket getirir mi? Kim oy vereceğiz abi? Ben mi? Benim bir idolim vardır. Recep Tayyip Erdoğan, başkası yok. Zaten anladım ben abi. Niye soruyorsun bana? Anladım abi. Askeri ücretli emekliye verilsin hakları da dedi. Fakir fukaraya vermek bereket getirir dedi.
Getirmez. Nasıl, vatandaş neden fakir fukara peki? Vatandaş neden fakir fukara? Devletin yüzünden yani. Hükümetin. Neden? Aynen öyle. Bir değişim fakir şart mı hükümetin? Mu? Güzel, düzgün çalamadığı için abi. Yoksa fakir olmaz ki. Peki kim oy vereceğiz? Var mı aklımızda bir isim? Hepsine tek tek basacağım. Hepsi.